Criminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de videoya like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıya da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Diğer kanala her salı yeni bir True Crime videosu yüklüyorum. Oradan da diğer videolara göz atabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizi daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Leslie Mary Perlow ve Janet Ann Taylor'dan bahsedeceğiz. Bu ikili bu kanalda bir önceki Alice Perry davasında bahsetmiş olduğum ikili. Öncelikle 21 yaşındaki Stanford Üniversitesi mezunu Leslie Perlow'dan bahsedeceğiz. Leslie 13 Şubat 1973'te normalde çalışmış olduğu North County Hukuk Kütüphanesi'nden ayrıldı. En son ayrılırken onu görenlere göre kendisi arabasının içerisindeyken cam açık bir şekilde kütüphanenin camında duran başka bir adamla konuşuyordu. Sarışın bir adamdı bu. Ve daha sonrasında Leslie arabasıyla oradan uzaklaştı. Bu onun son görülmesiydi ve bundan sonra Leslie bir daha kimse tarafından görülmedi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde turuncu 1972 model Chevrolet Nova marka araba terk edilmiş ve anahtarları da üzerinde yok bir şekilde ıssız bir yolda bulundu. Leslie herhangi bir şekilde aracın içinde değildi veya Leslie'nin nereye gittiğine dair bir ibare de bulamadılar. Leslie normalde annesi Florence ve iki kardeşiyle beraber Los Angeles Hills'te yaşıyordu. Son derece zeki ve hırslıydı. Her ne kadar o dönemler katip olsa da ilerleyen dönemde bir avukat olmayı hayal ediyordu ve bunun üzerine çalışmalar yapıyordu. 16 Şubat'ta yani son görülmesinden 3 gün sonra maalesef ki Leslie cansız bir şekilde bulundu. Bulunduğu yer Stanford eteklerinde bir meşe ağacının altıydı. Yani yine ıssız bir yerde bulunmuştu. Kıyafetlerinin çoğu çıkarılmıştı. Cezaya uğramıştı. O gün giymiş olduğu külotlu çorap ağzına yerleştirilmişti. Ve boynunda bir eşarp vardı. Bu eşarp onun nefessiz bırakılması için kullanılmıştı ama normalde Leslie'ye ait olan bir şeydi zaten. Leslie hayatı için son ana kadar savaşmayı denemişti ama maalesef ki başarılı olamamıştı. Leslie'nin çantası ise hiçbir zaman bulunamadı. Tabii ki böyle bir olayın gerçekleşmesi halkı gerçekten çok korkuttu ve dedektifler de hemen bunu çözebilmek için 15 kişilik bir ekip kurdular. Bu ekiple aylarca çalışmalar sürdürdüler ama o zamanlar DNA teknolojisi olmadığı için ve herhangi direkt bir somut kanıtları olmadığı için bir ilerleme kaydedemediler. Bununla beraber artık gün geçtikçe dedektiflerin sayısı azalmaya başladı. Bu olayda en son 2 tane dedektif çalışıyordu. Ve bu dedektifler de tüm zamanlarının mesailerinin hepsini bu davaya harcamıyorlardı. Günün birkaç saatinde bu davayla ilgili bir gelişme var mı veya davada daha önce dikkat etmediğimiz bir şey var mı diye kontrol edip sonrasında diğer işlere dönüyorlardı. Bu olaydan neredeyse bir yıl sonra 24 Mart 1974'te yine 21 yaşındaki Janet Ann Taylor kampüste arkadaşlarıyla buluşmuştu. Arkadaşlarıyla birazcık vakit geçirdikten sonra oradan ayrıldı ve evine dönebilmek için otostop çekmeye karar verdi. Arkadaşları zaten onun giderken otostop çekeceğini biliyorlardı. Otostop çektiği yerse bir yıl önce Leslie'nin bedeninin bulunduğu yere 1,5 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde. Yani yine ıssız ve tehlikeli bir yoldu aslında. Janet Leslie'nin aksine aslında Stanford'da okumuyordu veya direkt Stanford'da çalışmıyordu. Ama babası Chuck Taylor Stanford Üniversitesi'nde bir antrenör olarak çalışıyordu. Bu yüzden Stanford Üniversitesi'ne aslında daha öncesinde de sık sık gidiyordu ve o çevrede tanımış olduğu arkadaşları vardı. Onlar da buluşmak için veya babasını ziyaret edebilmek için sık sık Stanford Üniversitesi'ne giderdi. Normalde kendisi ise bir denizcilik firmasında dil tıp uzmanı olarak çalışıyordu. Janet'ın anne ve babası ayrıydı. Annesi daha öncesinde evlenmiş, ayrılmıştı. Ama tam olarak hangisiyle net kaldığını bilemiyoruz. Sadece babasıyla da annesiyle de görüştüğünü biliyoruz. Janet'ın bedeni ise kaybından bir gün sonra bir kamyon şoförü tarafından Stanford Üniversitesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir arazide bulundu. Bir hendeğin içerisine bırakılmıştı. Janet da tıpkı Leslie gibi nefes
sebepsiz bırakılma sonucunda hayatını kaybetmişti ama Leslie'den farklı olarak herhangi bir cinsel bulgusu yoktu. Sadece kıyafetlerinin konumundan, işte o anki halinden anlaşılan üzere bu denenecek gibiymiş. Yani bu olaydaki motivasyonun da cinsel olduğu düşünülüyor. Tıpkı Leslie'deki gibi. Ama bir şekilde ya yarım kalmış ya da fail bundan vazgeçmiş. Yine Janet'ın da çantası Leslie'ninki gibi hiçbir zaman bulunamadı. Dedektifler bir yıl arayla ikinci bu şekilde bir davana gelmesiyle artık gerçekten bir sıkıntı olduğunu anladılar. Hatta bu olay halkta da çok büyük bir kargaşa yarattı. Çünkü halkın düşündüğüne göre özellikle bu davada her iki olayda da fail kesinlikle aynı kişiydi. Bu yüzden etrafta sürekli kadınlara zarar veren bir adamın olduğunu düşünüyorlardı. Bunun bir seriye bağlandığını düşünüyorlardı. O yüzden herkes çok korkuyordu bu durumdan. Polis ekipleri de buna ihtimal veriyordu. Yani her iki olayın da aynı kişi tarafından olmasını muhtemel görüyorlardı. Ama bunu bağdaştıracak net bir kanıtları olmadığı için kesin bir şey söylemek istemiyorlardı sence. Yine Janet davasının da üzerine düşmeye çalıştılar ama ellerinde yine hiçbir veri yoktu. Bunu bazen çok yanlış anlayanlar olabiliyor. Ellerinde hiçbir veri yoktu demek, o gün giydiği her şey, o gün orada bulunan her şey çöpe atıldı demek değil. O zamanlar DNA teknolojisi yok. Ama deliller tabii ki saklanıyor arkadaşlar. Gelip aşağıda bazen o zamanlar DNA teknolojisi mi vardı demeyin. Bunlar saklanabilen şeyler. Yıllara dikkat ederseniz ne zaman DNA'nın incelendiğini, ne zaman bulunduğunu anlayabilirsiniz. Yeniden böyle bu davanın altında da bir yorum görmek istemediğim için açıklamak istedim. Çünkü bazen çok yanlış anlayanlar olabiliyor bu durumu. Yani anlayacağınız Leslie'nin o gün giydiği kıyafetler, Janet'ın giydiği kıyafetler, bölgede işte otu çimeni, orada DNA olabileceğini düşündükleri yakın bölgede ya da oranın toprağı gibi birçok şey saklandı tabii ki delil olarak. Yıllar geçtikçe eğer teknolojide bir gelişme olursa bunları yeniden incelemeyi, belki yeniden biriyle ilgili bir DNA bulabilmeyi umuyorlardı. Bu iki olaydan sonra bir önceki davada bahsetmiş olduğum Arliss Perry davası gerçekleşti. Arliss'in de yine hayatı sonlandırıldı. Bunun da gerçekleşmesiyle beraber halk daha çok galeyana geldi. Çünkü artık üçüncü kez Stanford yakınında bir kadının başına bu tarz bir şey gelmişti. Leslie ile benzer olarak Arliss de cinseye uğramıştı. Bu yüzden yine failin aynı kişi olduğunu düşünmeye başladı insanlar. Ama polis buna çok ihtimal vermiyordu. Çünkü Leslie ve Janet ıssız yerlerde bulunmuşlardı. Olay ıssız yerde gerçekleşmediyse bile en azından bir saklanma çabasına girilmişti. Göz önünde bir yere bırakılmamışlardı. İkisinin aksine Arliss tamamen merkezi bir yerde, insanların çok kolaylıkla bulabileceği bir yerde hayattan koparılmıştı. Direkt orada bırakılmıştı. Bu yüzden bunu yapan kişinin herhangi bir şekilde kendini gizleme amacı olmadığını düşündüler veya kendinden o kadar emindi ki Arliss'in orada bulunmasının kendisiyle bir bağlantısının kurulacağını hiç düşünmemişti. Ki Haziran 2018'de Arliss davası çözüldü. Arliss davasının çözülmesiyle beraber yine de bu halkın da şüphelendiği, polisin de imkansız değil ama çok da ihtimal yok dediği şeyi değerlendirebileceklerdi artık. Tek yapmaları gereken Arliss'in failinin DNA'sıyla bu iki davada yeniden bir tarama yapıp bulunan DNA'nın eşleştirilebilmesiydi. Hatırlarsanız Arliss olayında da olay ilk gerçekleştiğinde sadece bir el izi vardı. Herhangi bir direkt test ettikleri, buldukları bir DNA yoktu. Sadece bir yastıkta bir iz bulmuşlardı ama o dönemleri onu da test edememişlerdi. 2018'de Arliss davasında da DNA'nın kime ait olduğu çıktı. Bu yüzden bu gelişmeyle beraber artık Janet ve Leslie'nin kıyafetleri de tekrar teste gönderilmeye başlandı. Hatta polis departmanının söylediğine göre 8 yıldır düzenli olarak bu 3 kadının da verileri laboratuvara gönderilip duruyordu. Yani yılda bir, iki yılda bir bunun sıklığını bilemiyoruz ama davaların peşini bırakmadılar ve sürekli o dönemki delilleri teste gönderdiler. 2018 Kasım'da ilk kez Leslie davasında bir DNA örneği bulundu. Ama bu direkt eşleşen bir DNA örneği değildi. Nedenini hiçbir şekilde anlayamadım. Çok sinir bozucu, birazdan anlayacaksınız. Biriyle eşleşmediği için bunu bir test laboratuvarına gönderdiler. Yani özel bir laboratuvara gönderdiler ve buradan kendilerine bir profil oluşturmalarını istediler. Bu DNA teknolojisiyle uğraşan firma polis ekiplerine aşağı yukarı bir tarif verdi. Daha sonrasında polis ekipleri bu DNA'yı alıp yine bir başka davada bahsetmiş olduğum bu akrabalarınızı bulabildiğiniz, soy ağacınızı bulabildiğiniz DNA sistemine yüklediler.
ki oradan failin akrabalarına ulaşmaya çalıştılar. Başarılı da oldular. Çok kısa süre içerisinde ellerinde tek bir isim vardı. Fail olabilecek. John Arthur Getrue. John hem DNA teknoloji firmasının verdiği tarife uyuyordu hem de soy ağacından yapılan eşleşmede direkt DNA'sı uyumlanmıştı. Ama tabii ki bunu birebir de test etmeleri gerekiyordu. Çünkü soy ağacı üzerinden dediğim gibi ilerlendi. Yani ellerinde birebir eşleştirdikleri bir şey yoktu. Bu yüzden polisler John'u takibe almaya başladılar. John'un bir atığından bu plastik kaşık olabilir, plastik bardak olabilir, su şişesi olabilir. Net olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir atığından onun DNA'sına ulaşmayı başardılar. Gizli bir şekilde ondan DNA örneği aldılar. Ve bunu karşılaştırdıklarında ellerindeki adamın doğru adam olduğunu anladılar. 26 Kasım 2018'de John, Leslie davasıyla ilgili yargılanmaya başladı. Çok yaşlanmıştı, tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Ama bu kızların da adalete kavuşması gerekiyordu ve bu yüzden yargılama süreci başladı. Mahkemeye Leslie'nin küçük kardeşi Diane de geldi ve Diane mahkemedeyken bu adamın yakalanmasına çok mutlu olduğunu ama aynı zamanda yıllar sonra böyle bir gelişmenin olmasına çok şaşırdığını söyledi. Onu mutlu eden şey her ne kadar ablasını çok özlese de bu adamın bir daha herhangi bir kadına zarar veremeyeceğini bilmekti. Bu yüzden içine biraz da olsa su serpilmişti. 16 Mayıs 2019'da Janet davası ile ilgili John yeniden suçlandı. Yani aslında hem Leslie'nin faili hem de Janet'in faili gerçekten de John çıkmıştı. Bunu tespit edebilmelerinin sebebi de Janet'ın yine laboratuvara gönderilen kıyafetlerinden, yeşil bir pantolonun üzerinden John'un DNA'sının çıkmasıydı. John her iki olayda da herhangi bir suçunun olmadığını söyledi. Kendisi Eylül 2020'de Janet'ın davası henüz başlamamışken bir beyin anevrizması geçirdi ve bunun için hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alındı ve bir süre iyileşmesi beklendi. Bu süreçte fark ettiler ki Janet'ın annesi bir dönemler John'la evliydi ve boşanmışlardı. O yüzden John ona hırslandığı için, ona sinirlendiği için böyle bir şey yapmış olabilirdi. Leslie'nin çok sıradan herhangi bir ilişkisi olmadığı düşünülüyordu. Tamamen rastlantısal bir şekilde başına bu gelmişti muhtemelen. Ama Janet için durum öyle değildi. John kızların hayatını kaybettikleri dönemde Palo Alto'da yaşıyordu. Bir tıp teknisyeniydi ve aynı zamanda bir izci birliğinin de lideriydi. 1963'e dönecek olursak babasının işi sebebiyle Almanya'da yaşıyordu. Babası ordudaydı ve o dönemler Almanya'da görevdeydi. O zamanlar 18 yaşına yeni basmak üzereydi ve gerçekten çok korkunç bir şey yaptı henüz o yaşlardayken. Ordu papasının kızına CS'de bulundu ve daha sonrasında da bu kızın hayatına son verdi. O zamanlar daha tecrübesizdi muhtemelen ki hemen yakalandı. Ve yakalandıktan sonra bu olayla alakalı mahkemede çok pişman olduğunu, yaptığından çok utandığını, eğer kızı geri getirebilse elinden gelebilecek her şeyi feda edeceğini söyledi. Hem bu pişmanlık göstergesi hem de yaşının küçük olması sebebiyle o dönemler John sadece 2 yıllık bir ceza aldı. Ve 2 yılın sonunda kendisi tekrar ABD'ye gidebilecek şekilde herhangi bir kısıtlama olmadan salındı. Ki bazı kaynaklara göre zaten Almanya'da ABD'ye dönmesini istiyordu. Çünkü genç yaşta kendi milletlerinden olmayan bir suçlunun orada olmasındansa kendi ülkesine dönmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyorlardı. Yani kendi halkını düşünerek bunu yapmıştı Almanya hükümeti. 1975'te yani kızların olayından bir yıl sonraysa izci kulübünden başka bir kıza CS'de bulundu. Bu kız 17 yaşındaydı. Bu kızın hayatına son vermedi çok şükür ki ve kız da gidip John'la ilgili şikayetçi oldu. Bu şikayet sonrasında John tutuklandı. Kendisine $200'luk bir para cezası ve 6 ay hapis cezası verildi. Sadece bu kadar. Yani John zaten bir suçluydu ve işlediği suç da hiç basit bir şey değildi. Buna rağmen bu kadar az bir ceza alması inanılır gibi değil. Eğer John o dönemler direkt tutuklu olsaydı, direkt yüksek bir ceza alsaydı yapmış olduğu suçtan, ki bunu hak ediyor CS suçu. İçeride olduğu için DNA teknolojisi geliştikçe kızların davası da daha hızlı bir şekilde çözülecekti. Çünkü mahkumlardan bu gelişmeyle beraber bir DNA örneği parmak izi alınıyordu. Ama resmen hiç başı ağrımadan bu olaydan da kurtulacağım. Mahkemeler başladıktan sonra yıllar önce CS'de bulunmuş olduğu bu kız 62 yaşına geldiğinde gelip mahkemede tanıklık etti. Yani kendi başına gelenleri anlattı John'la alakalı. Yine mahkemeler devam ederken Leslie'nin kardeşi Diane yeniden katıldı.
ve burada bu olayla ilgili şunları söyledim. Artık ormanda tek başıma yürüyemiyorum. Arabama tek başıma bindiysem eğer boynuma bir atkı, fular bir şey takamıyorum. Bu ülkedeki birçok kadında olduğu gibi benim için de artık bir kendimi savunma yöntemi. Yani ister istemez bunları yapmaya başladım. Bunları size anlatıyorum çünkü bilmelisiniz ki bu olay sadece ölen kişiyi etkilemiyor. Birçok hayatı etkiliyor, birçok aileyi etkiliyor, belki birçok kişiyi tetikliyor. Ve en önemlisi bir aileyi sonsuza dek mahvediyor. Adalet elbette ki tüm yaraları iyileştiremez ama şu an için yapabileceğimiz en iyisi bu. Bu yüzden ablam için adalet istiyorum diyor. Leslie'nin kardeşleri onun bu mahkeme sürecini görebilseler de maalesef ki Janet'ın ebeveynleri hiçbir zaman bu olayı göremediler. Leslie'nin anne babası da hayatını kaybetmişti ama hiç olmazsa ailesinden onun davasının çözüldüğünü gören birileri vardı. Janet için bu durum söz konusu bile değildi. En son aile üyesi 2014 yılında hayatını kaybetmişti ve bilinen üzere bir kardeş de yoktu. Bu yüzden hiç kimse, ailesinden yıllarca beklemiş olan hiç kimse bu olayın çözüme kavuştuğunu öğrenemedi. Belki Janet'ın annesi eskiden evlenmiş olduğu, sevmiş olduğu o adamın ne kadar korkunç bir canavar olduğunu hiçbir zaman bilemedi. Ama yine de Janet'ın ailesi daha öncesinden Şerif Karakoluna kızlarıyla ilgili bir şeyler anlatırken şunu söylemişlerdi. Janet çok coşkulu ve cesaretli bir kızdı. İnanılmaz derecede parlak bir hayatı vardı. Gelecekte çok iyi yerlerde olacağını biliyorduk. Ve onun neler yapabileceğini görmek, hayatının ne şekilde ilerleyebileceğini görmek bizim için harika bir şey olurdu ama bu bizim elimizden alındı. Ailenin vermiş olduğu bu birkaç cümle mahkemede onlar adına polis şefi tarafından okundu. 2021 sonlarında artık Janet davası da başladı. Janet davası ile aynı zamanda Leslie'nin davası da henüz sonuçlanmamıştı ve devam ediyordu. Janet davası ile ilgili 15 Eylül 2021'de tüm suçlamalardan suçlu bulundu John ve kendisi şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonrasında Leslie'nin davasına geçilecekti ama sağlık durumunun kötüleşmesiyle beraber bu dava ertelendi. John tedavi görmek için bir hapishane hastanesine kaldırıldı ve biraz daha stabil bir duruma geldiğinde 2022 sonlarında hastaneden görüntülü bir şekilde mahkeme salonuna bağlanarak bu dava yürütüldü. Normalde her ikisiyle ilgili de herhangi bir suçu olmadığını söylese de en sonunda John artık 10 Ocak 2023'te yani tutuklandıktan neredeyse 5 yıl sonra suçlarını itiraf etti ve kendisine Leslie davası ile ilgili de ikinci bir şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası verildi. Şu an için kendisi hala hayatta, zaten en son cezası da yeni geldi sayılır. Ama sağlık durumu çok kötü olduğu için zaten yakın zamanda hayatını kaybedeceği düşünülüyor. Yani yıllarca bu olayla ilgili serbest kaldıktan, hayatına devam ettikten, hatta suçlara devam ettikten sonra bile bu adam sadece birkaç yıllık bir hapis cezası çekmiş olacak ve sonrasında aslında normal sayılabilecek bir yaşta hayatını kaybedecek. 80'li yaşlarında, belki daha fazla. Hayatın tadını çıkardıktan sonra hayata gözlerini yumacak. Yani sanki son yıllarında hapishanede dinlenecek gibi bir şey olacak. O yüzden gerçekten çok sinir bozucu. Bu aralar bu eski davalar beni nedense birazcık daha etkilemeye başladı. Çünkü herhalde o gelişim süreci, bekleme süreci, bazılarının ailesinin bunu görmeyişi gerçekten çok üzücü geliyor bana. O yüzden biraz daha bu tarz davalarla ilgili gibiyim ama siz güncel davalar olsun, biraz daha yeni olsun, bunları sevmiyoruz diyorsanız aşağıya yazın, çeviririz de, yani onlara da geçeriz. Ağırlığı onlara veririz, sıkıntı değil. Benim bu davayla ilgili konuşacağım her şey bu kadardı. Sizler de düşüncelerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Açıklama kısmına gitmeyi unutmayın. Dün bir video yayınladım yeni kanalda. Oradan videoyu izleyebilirsiniz. O da gerçekten çok şok edici bir olay. Hatta yorumlarda bir tane film var. Direkt o konuyla ilgili değil ama tam olarak mantığını anlatan bir film. Ki bu olaydan yıllar önce çekilmiş bir film. Onu da izleyebilirsiniz. Ben de yakında izleyeceğim. Bazı şeyleri kavramamızı sağlayacak bir film olduğuna inanıyorum. Evet, çok konuştum. Kusura bakmayın. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.